Merhaba arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu dersimizde sizlere for döngüsünü anlatacağım. Ee, şimdi bundan önceki derslerimizde e, koşulları anlatmıştım MATLAB'da. İşte if koşulu, if else, e, switch case ve benzeri koşulları anlattım. Şimdi döngülere geçtik. Bundan sonra while döngüsü anlatacağım. Şimdi adından anlaşılacağı gibi arkadaşlar önce bir kısa bir anlatayım. Daha sonra uygulama yapalım daha iyi anlayabilmek için. Şimdi for döngüsü bir Döngü çeşitlidir. yani bir işlemin birden fazla kez yaptırılmasında kullanılır arkadaşlar for döngüsü nasıl yani diyecek olursak atıyorum ben ekrana birden ona kadar merhaba yazdırmak istiyorum ya da birden ona kadar olan sayıların toplamını bulmak istiyorum en basit işte yapabileceğimiz uygulamalar bir işlemin birden fazla sayıda yapıl yapılmasında kullanılan bir döngüdür arkadaşlar kullanımı nasıldır peki Şöyle for yazıyoruz. Ee, bir yani kaç tane işlem yapacağız? 10 tane mi? 20 tane mi? Onu belirliyoruz. Bir başlangıç değeri atıyoruz. Mesela i eşittir. Başlangıç değerimiz 1 olsun arkadaşlar. Birden n'e kadar olan işlemi yapalım. Ve burada da yapacağımız işlem satırını yazıyoruz. Sonuna da bir tane n ekleyerek döngümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Örneğin ben ekrana atıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey hazırmak istiyorum. Bakın. Şöyle bir şey hazıralım. Ee, merhaba. Merhaba. Bu işlemi ekrana kaç kere yazdırmak istiyorum? Atıyorum 10 kere yazdırmak istiyorum. Şimdi şöyle mi yapacağız? Ee, sürekli işlem işte fprintf merhaba fprintf ya da display merhaba 10 kere alt alta yazmamıza gerek yok. 10 kere yapmak istiyorsam ne yapacağım ben arkadaşlar? Hemen MATLAB'ı açıyorum. Ee, önce ekranı ve komut satırını temizliyorum. Hatta şunları şuraya yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi... Hemen döngümüzü başlatalım. For i eşittir. i sabit sayıdır. x de olabilir bu. Mesela x de yapabiliriz. i eşittir. Birden başlattık. Kaça kadar olacak arkadaşlar? 10'a kadar sayıları ne yapacağım ben? Toplamını yazdıracağım. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Ekrana display. f print ile de yazabilirim. Merhaba. Bir de sonuna end ekleyerek şeyi bitiriyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar basit bir işlem oldu. Hemen çalıştıralım. Şöyle getirelim. Bakın gördüğünüz gibi 10 kere merhaba. Hatta şuraya bir tane de pause koyayım. 10 kere yazıldığını görmüş olalım. Bakın görüyor musunuz? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 kere merhaba yazdırdık arkadaşlar. Hatta şuraya da bir tane şey ekleyelim. F print f ile print f ile toplamda da, e, toplamda kaç yazalım? Ya da bunu yazmaya gerek yok. 10 kere yazdırdık zaten n diyoruz kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi başka bir örnek yapalım. Nasıl bir örnek yapalım arkadaşlar? Değerli arkadaşlar şimdi bir tane örnek yapmak istiyorum. Başka bir örnek. Birden n'e kadar olan sayıların toplamını bulacağız. Klavyeden bir sayı girelim. Yani birden o sayıya kadar olan sayıların toplamı. Ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? Input diyelim. E, bu gireceğimiz sayı x olsun klavye. x eşittir input. Ne yapacağız? Bir tane sayı gireceğiz. Bir adet sayı giriniz birini izleyeceğiz tamam mı? Daha sonra arkadaşlar bunu dedikten sonra e, for döngümüzü başlatıyoruz. İşte i eşittir birden e, gireceğimiz sayı x x'e kadar end ile sonlandıracağız burayı. Şimdi ne yapacağız? 1 daha sonra 2 3 4 5 6 7 10'a kadar bu n'e yani kadar bu sayılar toplayacağız. O zaman o zaman bir tane başlangıç değeri yani bizim toplamımız şöyle toplam diye bir tane şeyde toplansın arkadaşım. Değişken içerisinde toplansın. Deponun içerisinde toplansın. Şimdi toplam değeri başlangıçta sıfır olsun. Tamam mı? Şuraya ekleyelim. Toplam eşittir. Sıfırdan başlayacağım. Daha sonra toplama başlangıç değeri sıfır. Biri ekleyeceğiz. Artı iki ekleyeceğiz. Artı üç ekleyeceğiz. En son n ekleyeceğiz. X'i ekleyeceğiz en son. Tamam mı? X'e bizim klavyeden. O zaman şöyle diyelim. Toplam Eşittir. Başlangıçtaki değeri sıfırdır toplam artı ne olacak? 1'i ekleyeceğiz. Artı i olacak. Döngüye geldi sonra i 2 oldu. 2'yi ekleyecek. Sonra döngüye geldi 3 oldu. n'e kadar x ise 10'a 10 kadar bunu toplayacak arkadaşlar. Tamam Bu şu böyle bir program yazacağız. O zaman şöyle diyelim mi? Şunu silelim arkadaşlar. Clear. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Clear all diyelim. Ee, X eşittir ya da n olsun birden n'e kadar dediğimiz n eşittir input klavyeden gireceğimiz için şöyle diyoruz bir sayı biriniz dedik daha sonra for döngüsünü başlatıyoruz arkadaşlar hatta şöyle diyelim for bizim sayımız birden başlasın n'e kadar gidecek. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane toplam diye bir değişken tanımlamıştık. Bunu da toplam artı i yapıyorduk değil mi? Bu değişkenler de tutacağız biz arkadaşlar. Buraya bir tane toplam başlangıç değeri sıfır olsun. Tamam mı? Sonra i diyeceğiz. Buradan da end diyeceğiz. Sonra buraya f print f girilen sayıların toplamı sayıların toplamı şuraya da toplam diyelim. Evet. Şimdi burada ben ne yaptım değerli arkadaşlar? Eee şöyle bir şey yaptım değil mi? Bakın. Toplam başlangıçtaki değeri 1. 0 dedik değil mi? 0. Daha sonra tekrar 4. satıra geldi. 0 4. satıra geldi. 5'in satır toplam eşittir toplam artı i oldu. Yani ne oldu toplamın değeri? 0 artı i kaçtır? 1'dir 1. Devam edelim. Sonra bakın gireceğimiz sayı atıyorum en eşittir 10 olsun. Ee, i kaç oldu? 2 oldu. Birer birer atacak. Şimdi toplamın değeri kaçtı? 1'di. Toplam 1 i 2. 1 artı 2 ne oldu arkadaşlar? Toplamın değeri 3 oldu. Sonra tekrar for'a geldi. N eşittir 3 olduğu zaman toplam eşittir toplam artı i yani 3 artı i 3 dedik. 3 ne yapar? 6 yapar. Bakın. Şimdi 1 artı 2 artı 3 ne yapar? 6 yapar. Buradan n'e kadar. n eşittir 10 sa eğer e, toplamın en sonraki değeri artı 10 ne yapacaklar arkadaşlar? Bize gerekli değeri verecektir. Bakın bunu çalıştıralım hemen bir sayı giriniz. 5 girelim. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı kaçtı arkadaşlar? 4, 9, 12, 14, 15'tir. Bakın girilen sayıların toplamı bize toplam gördünüz mü? Hatta şuraya bir tane şey koyalım. Alt satıra insin. şöyle diyelim arkadaşlar. N diyelim. Sayıların toplamı n olacak. Şurası da e, niye vermedi bize ya? Toplam eşittir 15 dedi. Bakın, şurada 15'i verdi bize. Ha, burada da veriyor da. E, sonra en son şurada da yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Hatta direkt şöyle diyelim. Buna gerek yok display toplam. Yine girelim arkadaşlar. Mesela bir sayı giriniz. 5 dedik. Enter dedik. Bakın 15. Hatta şunu bile yazmaya gerek yok. Zaten şurada bize gerekli değeri veriyor. Tekrar çalıştıralım. Bir sayı giriniz. Bu sefer girdiğimiz sayı 10 olsun. Enter dedim. Bakın 1'den 10'a kadar olan sayılar topladı. 10 çarpı 11 bölü 2 zaten 55 yaptı. Burada girilen sayı 30 olsun mesela. Enter dedim. Hatta şunu çalıştıralım önce. Mesela 50 olsun arkadaşlar. Birden 50'ye kadar olan sayı. Mesela atıyorum 100 olsun. Tamam mı? Gördüğünüz 5050. Bu şekilde e, ne yaptık? E, aslında for döngüsünü güzel bir şekilde en basit kullanımını burada görmüş. Ha şurada tamam noktada virgül koymadığımız için iki kere gösterdim. Ee, şuraya da display ya da gerek yok. Zaten bize gerekli değeri veriyor. Noktaları koymaya hiç gerek yok. Bu şekilde e, for döngüsünde basit bir program bu şekilde yazdık arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bundan sonraki derste for döngüsü ilgili örnekler yapacağız. Daha iyi aklınıza kalacaktır. Ee, ne yapıyorduk? For döngüsünü bir daha özetleyecek olursak bir işlemin birden fazla kez yapılmasında kullanılan bir döngüdür arkadaşlar. Ee, şimdi burada ee, birden ne kadar dedik ya mesela burada birer birer artırıyor. Ben bunun yani belli bir kademe ile belli aralıklarla artmasını da isteyebilirim. Hatta şuraya for yazın direkt bakın. Yardım kısmına basın. Tıklayın arkadaşlar. Burada da göreceksiniz zaten. Ee, kullanımını index value demiş. Mesela belli aralıklarla artmasını ya da azalmasını istiyorsam ben arkadaşlar. Ee, bu aralığı yazıyorum. Bir de son değeri yazıyorum. Mesela şöyle göstereyim size onu da. Şöyle For eşittir. Birden başlasın. İki birim aralıklarla e, ona kadar sayımız gitsin. Şuraya da e, şunu düzelteyim. İ eşittir. Birden başlasın. Şuraya da e, i'yi yazdıralım arkadaşlar. Tamam mı? i'yi yazdıralım. E, end diyelim. Hatta i'yi belli saniye aralıklarla yazalım. Şimdi mesela bakın çalıştırıyorum. 1, 3, bakın 2 adım aralıklarla gidiyor gördünüz mü? Tamam yani adım aralığında buradan şey yapabilir. Mesela şuradan 10'dan başlasın. -2 birim aralıklarla 0'a doğru gitsin bu sefer. -2 birim aralıklarla 1'e doğru gitsin. Bakın. 10 8 6 4 2 Ha, 1'e kadar gitmiyor. Ondan bir sonraki değere kadar git, bir önceki değere kadar gidiyor. Bu şekilde for döngüsünün kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. bir sonra giderse görüşmek üzere hoşça kalın.